Sevgili dostlarım, tekrar merhabalar. Bu videomuzda sizlerle ons altın teknik analiz çalışmasını yapacağız. Ekranımızdaki standart yasal uyarı gereğince kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan altını hep beraber değerlendirelim arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle aylık bazda altın grafiğini bir getirelim. Evet, şöyle genel hattıyla baktığımız zaman burada zirve nokta 1828, yani aylık kapanış bazlı 1828, kademe kademe buraların tekrar test edilme potansiyeli burada şu şekilde bir çanakla söz konusu. Yani burada yatırımcı orta vadeli değerlendirdiği takdirde 1828 dolarlara ilerleyen zamanda dünyadaki risk faktörlerine göre bu senaryonun gerçekleşme ihtimali muhtemel gözüküyor. Burada uzun vadeli düşünüyoruz. Şu şekilde çizelim. Bakınız 1829-30 dolar dip kapanış 1061. Şimdi aradaki bu mesafeyi aldığımız zaman teknik olarak bu tabi varsayım üzerine sevgili dostlar, ileri yönelik artık orta vadeli değil uzun vadeli bir senaryonun sonucu. Bakınız 2600 dolarlara kadar bir yükselişin potansiyelini biz burada görebiliyoruz. Bakınız şu noktada 1830 dolar bantlar üzerine geçildiği takdirde 2600 dolarları bulacak bir altın burada söz konusu teknik anlamda. Tabii bu bizim uzun periyottaki teknik analiz çalışmamız aylık bazda yatırım tavsiyesi olmasın arkadaşlar. Şimdi gelelim haftalığa. Evet, stokastikte geri çekilme söz konusu olabilir. Diğer geri dönüş hareketleri bakınız hepsinde. Evet, burada muhtemeldir ki bir düzeltme hareketiyle karşı karşıya kalma durumumuz söz konusu olacak gibi duruyor haftalık grafikte arkadaşlar. Yani haftalıkta şöyle baktığımız zaman 1528-30 bu banklara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir altında. Gelelim günlük grafiğimize. Tüm çizimleri kaldıralım. Evet. Şimdi direkt indikatör bağımına gidecek olursak. RSI yön aşağı. MACD'imizde yön aşağı. Yani burada bir düzeltme, bir geri çekilme söz konusu olacak gibi duruyor sevgili dostlar. Umarım bu geri çekilme, bakınız şu noktalarda 1550 bantlarında kalır. Yani bu bantlarda kalır ve buradan bir tepki verirse bu bir yükseliş onayı anlamına gelir. Evet, tekrar ediyorum. 1550 bantlarında olası sarkmalar normal. Bakın asıl kritik noktanın 1545 bandı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şurayı kırmızı çizgiyle yapalım. Biraz tehlike atfetsin. 1545 bandı bizim için önemli bir destek noktası. Şurada 1550-55 bu bantlara kadar çekilmeleri ben normal görüyorum. 1544 seviyeleri biraz tehlike arz ediyor sevgili dostlar. Yataydaki destek direnç noktamız buralar. Yani destek noktamız burası. Yukarıda ise 1587 önemli bir direnç noktası olarak kaldı arkadaşlar. Şimdi burada olası bir
pullback yani yükseliş onayıyla bakın şuradaki çanak kadar yukarıya ne olur arkadaşlar? Gitmesi beklenir ki bunun hedefi de ne olur? Hemen şöyle yapalım. 1664'lere kadar bir yükseliş seyri söz konusu olabilir. Yani burada önemli kriterimiz 1555'lere kadar bir sarkma ihtimali söz konusu sevgili dostlarım. 1555'ler hatta 50'lere kadar sarkmalar normal. 1544'ün altı tehlike arz eder. Evet. Yine yatırım tavsiyesi olmasın. Bu kriterleri baz alarak hareket edersek iyi olur diye düşünüyorum. Ve şu şekilde bakınız. Dikey destek hattını oluşturduğumuz zaman 1544'ler bu daha aşağılarda da düşebilir. Yani 40'lara işte 38'ler artık mavi çizgiyi baz alacak olursak daha aşağılara da düşebilir. Ama yatayda 1544 seviyesi önemli bir destek konumunda diyebiliriz sevgili dostlar. Evet. Burada olası yükselişle beraber 1555'in üzerine tutunup tekrar yukarıda 1587'ler kırıldığı takdirde bakın şu şekilde bir trend oluşacaktır ve hedef 1600 şöyle baktığınız zaman 1660 seviyeleri hedef olarak kalacaktır sevgili dostlar. Evet. Altındaki senaryo bu. Bir geriye doğru bir sarkma ihtimali var arkadaşlar. Yani geriye doğru bir düşüş, bir düzeltme, bir alım fırsatı da diyebiliriz. Söz konusu olarak değerlendirebiliriz. Şimdi gelelim 1 saatlik grafiğine. Evet, 1 saatlik grafik önemli. Yani altında diyelim ki vadeli, yani daha doğrusu Forex piyasalarında işlem yapıyorsunuz veyahut da VIOP'ta işlem yapıyorsanız şimdi günlük ve aylık değerlendirmeler, haftalık değerlendirmeler sizin pek işinize yaramayabilir. Yani aradaki o zararı koruyacak bir marjın olması lazım. Şimdi burada bakın önemli bir destek noktasına bulunduğumuz net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani burada işlem açmak ya da kapatmak veyahut da aşağı yönlü satış işlemi gerçekleştirmek ki Forex piyasasında biliyorsunuz iki türlü işlem hem satış hem alış yine VIOP'ta da alıp satım gerçekleştirilebiliyor. Şimdi burası kritik. Yani benim asıl dikkatini çekmek istediğim nokta saatlik grafik arkadaşlar. Evet saatlik grafikte bu son noktada alışla satış ayılarla boğaların kapışacağı bir saha içerisinde olduğumuzu net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen şunu gönderelim arkadaşlar Twitter alemine. Evet. Burada belirleyici bir destek çizgimiz mevcut durumda. Evet. Yine görüldüğü üzere bakın 200'lük hareketli ortalamanın altına da sarkmış durumdayız. 1573 bantları altındayız. Bu da bizim için negatif bir unsur diyebiliriz sevgili dostlar. Aşağıda bakın 500'lük hareketli ortalama 1558 seviyelerine denk geliyor. Yani burada olası bir sarkma, olası bir düşüş. Şöyle baktığımız zaman 1570 bantlarının altında tehlike arz etmeye başlar arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Bakın şu seviyeler 1571 seviyeleri altında risk artabilir. Tabi burada bu düşüş gerçekleşecekse direkt sarkma olmayabilir. Buralarda biraz oyalanmayla da gelebilir. Veyahut da şuradan bir tepki gelip yukarıya tekrar bakın şu noktadan da dönüş olabilir. Lakin her halükarda şimdilik bu yeşil kalın destek çizgisini takip etmemizde fayda var. Ons'ta saatlik grafikte. İndikatörlere bakalım saatlikte.
Evet, RSI benim için en büyük nimetlerden birisi sevgili dostlar. Bakınız, net bir şekilde RSI Emmi'de ne yapmış? Burada satışını vermiş arkadaşlar. Yani iş biraz tehlikeli. Dikkat edin. Ons'ta satış yiyebiliriz. Evet. İçim okuya bakalım. O da kızarmış. Bulutun altına zaten sarkmışız. Demek ki dikkat ediyoruz. Evet. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Yatırım tavsiyesi olmasın. Umarım faydalı olmuştur. Özellikle son bölgedeki bu 1 saatlik grafik bizim için önemli arkadaşlar. Evet, tekrar görüşmek üzere. Gün içerisinde yine altın analizi duruma göre yapabiliriz. Şimdilik negatif bir atmosfer hakim ve dediğimiz gibi buradan destekten yukarıya verip tekrar buradan aşağıya da verebilirler. Ama genel anlamda RSI negatif arkadaşlar. Burada RSI'da artık kırılım gerçekleşmiş, yükselen kırılmış, dikkat edelim. Evet. Herkese bol kazançlar. Hem altın yatırımcısına, hem hisse, hem kripto para. Tüm yatırımcı dostlara bol kazançlar diliyorum.